Madende afete maruz bölgedeki konutlar ve kamu binaları için yıkım talimatı çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, madenli vatandaşları kaderine terk etmeyeceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, maden dafete maruz bölgedeki konutlar ve kamu binaları için yıkım talimatı çıkmasının ardından açıklamalarda bulunarak, parti ayrımı gözetmeksizin madenin yanında olunması gerektiğini ve madenlileri kaderlerine terk etmeyeceğini söyledi. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver açıklamasında, seçim kampanyası süresince madene ve madenlilere verilen sözlerin tutulması gerekmektedir. Parti ayrımı gözetmeksizin maden ilçemizin yanında olmak zorundayız. Güzel bir firma marifetiyle biriken hafriyatı yıllardır kaldıramayan siyaset kurumu başta ben olmak üzere bu konudan mesuldür. Kendi adıma madeni ve madenliği kaderine terk etmeyeceğime söz veriyorum. Fakat gücüm nereye kadar yeter onu da bilemiyorum. Bu itibarla ilimiz siyasetine maden için bir araya gelme çağrısı yapıyorum. Türk Devleti dünyadaki en büyük imar faaliyetini gerçekleştiriyor. Devletimizin depremin sonuçlarıyla mücadele noktasında başardıklarıyla gurur duyuyoruz çok basit hamlelerle kurtulacağını bildiğimiz madene yapılması muhtemel hizmetleri kim engelliyorsa tarih ve vicdanlar önünde ve bal altındadır. Madenimizin göz göre göre yitip gitmesi kabul edilemez. Bu hususta temaslarımı sürdürdüğümü, meclis kürsüsünden konuyu gündeme getireceğimi, önergeler vererek konuyu gündemde tutacağımı, bakanlıklar nezdinde şahsım adına görüşmeler yapacağımı ifade ederek ilimiz kamuoyunu saygıyla selamlıyorum ifadelerini kullandı.